peki hastalığın tedavisine gelirsek, güncel tedavisine, lenfomalarda örneğin bugün için hayatta kalım süreleri ne derece arttı? Başarılı tedavi seçenekleri var mıdır? Evet. Lenfomaların giderek nedenleri ortaya çıktıkça tedavilerinde de çok önemli detaylar ortaya çıktı. Örneğin Türkiye'de en sık görülen diffüz büyük hücreli lenfoma dediğimiz tür. 5 yıl önce %60-65 hasta tamamıyla hastalıktan kurtulabiliyor ise bugün 80-85'i tamamıyla hastalıktan kurtulabiliyor. Burada hedefe yönelik ilaçların devreye girmesi ve özellikle lenfoma dokusunu etkileyip yan etki profili düşük olmasına rağmen kemoterapiyle birleştirildiğinde etkinliğin arttığı dünyanın tüm hekimleri tarafından, sağlık birimleri tarafından onaylandı. Bunun yanında hücre biyolojisi ortaya çıktıkça tedavi seçenekleri arttı. Hücreyi çoğalmaya iten moleküler veriler ortaya çıktıkça o hücrenin çoğalmasını sağlayan sinyaller durdurularak hücrenin kemoterapi olmaksızın çoğalmasının durdurulması veya tedavinin daha başarılı ortaya çıkması söz konusu oldu. Bugün artık tıp gerçekten tedavinin nedenine yönelik aşamaları çok iyi bloke etmekte, çok iyi ortaya çıkarmakta ve o nedenle de daha başarılı sonuçlar alabilmekte. Evet, ama hocam verdiğiniz bu yüzdeler aslında oldukça yüz güldürücü. Bilhassa ileri yaşta Evet. daha Evet. sanırım hayatta kalım süreleri Evet. artıyor bu hastalıkta. Tabii lenfomaları B lenfosit ve T lenfosit olarak iki gruba ayırıyoruz. B lenfositler için gelişmeler son derece olumlu. Hala tıbbın uğraştığı ve azınlık olan T hücreli lenfomalar. Bunlar %15'i oluşturuyor ama çok çeşitli ve her birinin tedavisinde çok önemli özellikler var. Bunların başarısında artış için şu anda bütün araştırmalar yöneltilmiş durumda. Ve örneğin B hücreli lenfomada ilk tedavi seçeneğinin hemen arkasından kemik iliği nakli yapılmazken T hücreli lenfomalarda kemoterapi veya hedefi etkileyen ilaçları hemen takiben kemik iliği nakli gelip bu düşük olan başarı şansını B lenfomalara ulaştırma yönelik gayretler sürmekte. Evet.